dinliyorum sizi. Ben çok affedersin eve misafir gelmişti. Tuvalet de açmıştı. Oh iyi. Oturduğumuz odaya kadar gelmişti. Güzel. Ben de çok üzüldüm, çok ağladım bunun için misafire mahcup oldum diye. Ha. Ama sonuçta ya misafir de beni kınamış gibi oldu. Öyle yani, öyle gördüm. Evinizde pislik olması, tuvaletin eve taşması, misafirlerinizin sizi kınaması aslında bir parayla alakalı, kendi kök ağacınızla alakalı noktada büyük bir sevinç yaşayacağınızı gösteriyor. Var mı böyle miras kız? Var gibi gözüküyor ama biraz uğraşı gerek. Tamam, uğraş, sonu çok bolluk ve bereket olacak. Kendi sülalenle alakalı noktada bir mal işi var. Hani evin içerisine pislik geliyor ya bacım. Senin değerin kadar, oturduğun kendi malın kadar bir para gelecek eline. Çok da rahat edeceksin. Ve ailen arasında kardeşler olabilir. Ya da insanlar arasında bu konuyla ilgili kınanacaksın hatta. Bak görüyor musun, kaç yaşına geldi hala mal telaşında diyerekten. Sen onları duyma. Ailesinin gelecek bir para. Çok güzel bir para gelecek. Evet. Sen onlara... Pisliğin içine çıkan sadece, çok affedersin, özür dileyim, yeşil zeytinden maydanoz odalara kadar taştı böyle. Oh ne güzel ne güzel, maşallah, güzel bir rüya. Şöyle söyleyeceğim, kınayan insanlar da sizin kendi kan bağınız olacak. Hani var ya, evinde misafir var, bir mirasın var, evet. Bu yaşına geldi hala para diye uğraşıyor diyecekler. Sen onları dinleme, evet. Uğraş, sonunda para ve muradını...